Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş. Bugün pavyonla anlaşacak abi. Beni oraya götürün. Yapmayın! Bundan çıplak dans edemem ben! Baldır bacak ister müşteriler! Güzelsin yavrum! Bırak! Kıymetini bil! Biraz soyunup dökünürsen parayı alırsın! İstemiyorum, çalışmayacağım! Dur hele! Avansını ödeyinceye kadar çalışacaksın! Bırakın, çalışmak istemiyorum! Yalvarırım, gelmeyin! Yalvarırım, beni bırakın! Rahat bırakın beni! Oynamak istemiyorum! Yalvarırım, rahat bırakın beni! Ulan Bedri! Bir kerekliğim yoktur abiler! Kız pavyonunda çalışacaktı da! Çalışmayacak! Baş dön abi, baş dön! Sizi buradan almaya geldik! Kimsiniz? Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim. Bana güvenin. Sayısız kişilere iyilik yapmıştır. Ne yazık ki kara günlerinde hiçbir dostu kapımızı çalmadı. Beni geç kalmış bir dost olarak kabul eder misin? Sağ olun. Zamanında yetiştiniz. Mecbur olacaktım çalışmaya. Alışacaktım belki de. Dönüşü olmayan yola girecektim. Ama inanın mecburdum çalışmaya. İnanıyorum. Size uygun bir iş temin edebilirim. Bale tahsili yapmıştım konservatuvarda. Düşler kurardım bale ile ilgili. Nereden nereye? Sonunda bir pavyonda dansözlüğe razı oldum. Bütün bunlara sebep kimdir biliyor musun? Kimdir? Babamı vuran adam. Pis bir kiralık katil. O adamı tanıyor musun? Hayır. Babamı vurduğunda 12 yaşındaydım. Elleriyle yüzünü kapamıştım. Tanrıma dua ederim her zaman. İntikamımı almadan canımı almasın. Haklısın. Babana olan borcumu ödememe izin versen de... vermesen de ben ödemeye kararlıyım. Seni evine götüreyim. Muhafızların mı? Arkadaşlarım. Güçlüsün, bu belli. İyiyim, çok zayıfım belki de. İyisin ama, çok iyisin. Yıllardır ilk kez bir dost elinin sıcaklığını sende duydum. Yaşadığım sürece de duyacaksın, bu benim borcum. Teşekkür ederim.
Yokuşun altında oturuyoruz. Babamı görmek ister misin? Rahatsız etmeyeyim. Eski bir dostunu görmekten memnunluk duyacaktır. Beni tanıyacağını sanmıyorum. Babam dost bildiklerini asla unutmadı. Unutsaydı keşke. O zaman bu kadar acı çekmezdi. Lütfen gelin. Başka bir zaman inşallah. Beni pavyonda bulduğunuzu söylemeyin. Onun tek umudu, yaşama gücü benim çünkü. Olur mu? Ona bir iş bulmam lazım. Senin iş adamları arasında çok güçlü dostlarım vardır. Zor durumda oldukları belli. Kıza maaş diye verecekleri paranın hepsini ben vereceğim. Gerekmez, hallederiz. Yok canım, sizi almaya geldik. Beni mi? Ömer ağamızın bir arkadaşı bir sekreter arıyormuş kendisine. Sizi tavsiye ettim ben. Yani sizi götürmeye geldim. Ne kadar iyisiniz. Vazifem benim. Başka zaman cilveleşirsiniz yahu, geç kalacağız küçük hanım! Hadi atla bakalım arabaya! Heh, şöyle! Ya siz? Benim şurada bir işim vardı da... Alo? Orhan Bey'i rica edecektim efendim. Buyurun benim. Ben Pınar. Tanımadınız mı? Tanımaz olur muyum? Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Affedersiniz, çok heyecanlıyım. Nasıl söyleyeyim, çok çok muhtaçtım bu işe. Babam çalışamıyor biliyorsunuz. Ben de işsizdim. Biraz para için delilik bile yapacak durumdaydım. Gördünüz, siz olmasaydınız şimdi mahvolmuştum. Bugünkü yardımınızla ikinci defa kurtardınız bizi. Babamın hayatta tek bir dostu kaldığını görmek benim için ne kadar mutlu bir olay anlatamam. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız efendim? Günlerimizden bir tek bu resim kaldı. Babamla ben baktıkça teselli buluyoruz. Babanız evde yok mu? İçeride. Hiç dışarı çıkmaz. Çıkamaz daha doğrusu. Gel. Babacığım, sana eski bir dostunu getirdim. Geç
geçmiş olsun Fazlı Bey. İlk karşılaştığımızdan bugüne kadar uzun yıllar geçti. Ama sizi asla unutamadım. Hatırlayabildiniz mi beni? Özür dilerim. Hatırlayamadım. Hafızam o kadar zayıfladı ki maziyi ve yarınları birbirine karıştırıyorum. Son karşılaştığımız gün sizden ödenmesi zor bir borç almıştım. İnanın hatırlamıyorum. Ama bir dost olarak evime gelmekle mutlu ettiniz beni. Bana bugüne kadar bir sürü yardımda bulundu baba. Kızım adına teşekkür ederim delikanlı. Evimiz sana her zaman açıktır.